Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Yeni haftayı karşılarken piyasalarda son durum ne? Öğrenmek için finans analisti İslam Memiş bizlerle paranın şifresi programında. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi yeni haftayı karşılıyoruz. Piyasalar neyleri bekliyor? Bu hafta önemli toplantılar ya da görüşmeler olacak mı? Nedir ne değildir? Hemen sizden öğrenelim. Bu hafta çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası'nın Fed tutanakları yayınlanacak. Burada Fed'in geleceğe dair mesajları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Dolar endeksi ve dolar karşısındaki varlıklarda bir hareketliliğe neden olabilir. Perşembe günü Avrupa tarafından enflasyon verisini takip edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Perşembe günü saat 14'te bu tarafı takip edeceğiz. Sakin ama karışık bir seyirde haftayı tamamlarız gibi duruyor. Şu anda enflasyon tarafındaki gelişmeler yukarı yönlü hareketlerini devam ettirirken yine Avrupa tarafından enflasyon verisinin bir tek yukarı gelmesi bekleniyor. Yılın ikinci faiz kararı yeni başkan Fatih Karahan'la verilecek. Piyasaların genel kanısı faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ondan önce hemen şunu sormak istiyorum. Avrupa'daki faiz kararından bahsetmişken, şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki Almanya dünyada üçüncü ekonomiye sahip ülke oldu. Aslında bir resesyondan bahsediyoruz. Nedir buradaki asıl durum? Avrupa'da açıklanacak olan enflasyon verisi yine resesyon tartışmalarını gündeme getiriyor. Ancak şöyle bir avantaj var. Amerika Merkez Bankası Fed başta olmak üzere bütün merkez bankaların yılın ikinci yarısında faiz indirme olasılığı güçlü. Bu da Euro-Dolar paritesinin güçlü olmasına neden olabilir diye tahmin ediyorum. 1.07-1.08 aralığında gezinmeye devam ediyor parite. Ancak orta ve uzun vadede bu yılki hedefin 1.12 devamında 1.15 seviyesi. O yüzden beklendiği kadar kötü bir performans Avrupa tarafında beklemiyorum. Yani şimdi orada Japonya'nın da, şimdi dünya ekonomisine baktığımız zaman Japonya'nın da gerilemesiyle, işte Çin'in daha başını kaldırmasıyla, değil mi? Böyle durumlar da söz konusu. Aslında Avrupa'da resesyon varken Almanya'nın dünyanın üçüncü ekonomisine sahip ülkesi olarak açıklanması biraz kafalarda karışıklığa sebep oldu. Nedir bu oturma? Dünya ekonomilerini de ele alacağımız zaman ve Türkiye neresinde? Genel itibariyle bütün merkez bankaları köşeye sıkışmış durumda. Herkes enflasyonla mücadele ediyor. Son 2 yıldır performans bu yönde. Ancak öngörülebilirlik biraz daha azaldığı için özellikle enerji tarafındaki krizler, petrol fiyatlarındaki yükselişler, jeopolitik gerilimler beklentilerin hep ötelenmesine neden oluyor. Tabii ki yarış, ülkeler kendi ekonomileri ve kendi bütçeler açısında bir yarış halinde. Zaman zaman Asya piyasaları ön planda veya geri kalıyor. Zaman zaman Avrupa piyasaları, zaman zaman da Amerika ön planda kalıyor. Şu anda Amerika'dan gelen verilere baktığımız zaman Amerikan ekonomisinin diğer ekonomilere kıyasla biraz daha avantajlı olduğunu görebiliriz. Çünkü %9 civarında olan enflasyon rakamının %3.4 civarında kadar gerilediğini, doların uluslararası piyasalardaki değer artışlarını ve ekonomik verileri göz önünde bulundurduğumuz zaman Fed piyasalardan istediğini aldı ve dolaşımdaki paraya baktığımız zaman dünyadaki dolaşan paranın, rezerv paranın %80'i yine dolar güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Bu da Amerikan ekonomisini pozitif yönde etkileyen faktörler arasında. Tabii zaman zaman Amerika tarafında da resesyon tartışmaları gündeme geliyor. Ama gerçek olan şu, bütün dünya ekonomik olarak çok iyi bir yere gitmiyor. Yani garanti tarafı bu. Gelişmekte olan ülkeler de bundan nasibini alıyor. Yani dolar endeksinin 104 seviyesi üzerinde olması haliyle içeride dolar TL kurunun güç duruşunu korumasına devam etmesine neden oluyor. O yüzden doların güçlü duruşu bütün gelişmiş ülkeleri olumsuz yönde etkiliyor. Petrol fiyatlarında stabil bir durum var, sakin bir seyir var. Ama dolar güçlü olduğu için pompa fiyatlarına çok da yansımıyor. Biz satın aldığımız bütün kalemleri dolarla satın aldığımız için, dolar da yüksek bir maliyet karşımıza çıktığı için bu tarafta olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyoruz.